İyi akşamlar sevgili Cem TV izleyenleri. Ali Rıza Erdoğan'la İçimizdeki Sesler programı yine türkülerle, yine deyişlerle ve çok güzel konuklarımızla karşınızdayız. Evet, zaman akıp geçiyor ve zamanın içinde hayal kırıklıklarımız, sevinçlerimiz, hüzünlerimiz, beklediğimiz ve bekleyip de olmayan şeyler, yalnızlığımız, kederimiz, neşemiz hep bu türkülerin içinden akıp gidiyor. Her türkü, belki her ezgi bunlara vesile oluyor. Bunları bir kez daha bilincimize taşıyor ve kendimizle hemhal olmaya çalışıyoruz. İşte bugün de yine türküler içinde bir yolculuk yapacağız ve türküler içinde yaşamı yolculuk olarak geçen çok güzel bir dostumuz bizimle birlikte. Sevgili Nilüfer Sarıtaş. Hoş geldin. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Nasılsın Nilüfer? İyiyim. Sizleri gördüm. Daha iyi oldum. Yaşamın hep türkülerle ilgili bir yolculuk içinde aslında dediğim evet. gibi değil mi? Nasıl sürekli tabii. yolculuk içinde olmak? Çok güzel. Çünkü hayatın her şeyine tanıklık etmiş oluyorsunuz. Hı-hı. Zaten türküleri söylerken. Türkü söylemenin güzelliği de burada diye düşünüyorum. Hı-hı. Çünkü Hı-hı. sizden önce birileri bunu tecrübe etmiş ve bunu kağıda dökmüş, evet. seslendirmiş, taşınmış. Hı-hı. Ve siz bunlardan faydalanıyorsunuz. Hı-hı. Yol gösterenleriniz türküleriniz yani. Evet ve bu yolu yürümüşler var. Biliyorsunuz evet, evet. ki kimler bu evet, yolda yürümüş. Evet. Onların çok ardında yürüdüğünüzü, onların yürüdüğü yol olduğunu bilmek de başka bir şey herhalde yani. Değil mi? Güven verici bir şey. Hı-hı. Hayata daha pozitif bakmanızı, daha doğru adımlarla yol almanızı sağlayan Hı-hı. bir şey. Hı-hı. O yüzden iyi ki türkü söylüyoruz, iyi ki türkü dinliyoruz Hı-hı. hep beraber. Peki hoş geldin, sefa geldin. O halde bir güzel türküyle başlayalım. Aralarda sohbetimizi evet, edeceğiz. Evet. Merak ettiklerimiz var. Aynı zamanda Onur Yamaç da bağlamasıyla eşlik evet. ediyor. Daha askerde yeni dönmüş. Yeni askerimiz. Değil mi? Evet. daha teris oldum ama daha tezkereyi almadım. Peki asker sonrası ilk programın diyebilir miyiz? Evet öyle. Peki evet. hadi bakalım. O zaman Mulis Akarsu'dan bir türkü söyleyelim. Peki. Albümde de var olan Derdim Gizli Kimselere Diyemem. Yar beni yar yar, yar beni yar.
yar beni, yar, yar, yar beni. Bir derdi sevdaya saldı yar beni. Yüreğine sağlık. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Yine dertle başladık. Dertle başlayıp dertle bitiyor genelde. Evet. İzleyiciler karşısındayken daha çok onların sevinçleriyle mi buluşuyorsun, daha çok kederli taraflarıyla mı? Hangisi ön planda sence? Yani galiba kederli tarafları daha çok beni sarıyor. Evet, çünkü o taraf daha çok işlenmiş değil evet, mi? Daha fazla işlenmiş. Hı hı. Daha çabuk fark ediliyor bir de. Hı. Yani şimdi söylerken sahnede bakıyorsun, o atmosferi, o kederli atmosferi evet. görüyorsun. Onun içine giriyor insan ister istemez değil mi? O kederin içine biraz. Evet, gülmek kapatıyor birçok duyguyu, hı hı. örtüyor ama ağlamak ya da kederli olmak galiba daha çok ortaya çıkıyor. Hı hı. Onu gizlemek ya da orada biraz sahte davranmak, daha evet, gerçekçi, daha gerçekçi. Çünkü, evet. biraz zor. Çünkü çok gülmek bir şeyi kapatmaya çalışmakla ilgili evet, de evet. bir şey ama keder daha gerçekçi, evet, daha o gerçekçi. Duygu daha asıl olan şeydir. Evet, onu gözlemlemek daha kolay dolayısıyla. İnsanlarımız dertli mi genelde, öyle mi görüyorsun? Evet, öyle gerçekten ama bir de bize dayatılmış bir kültür var böyle, onu da düşünüyorum ben açıkçası. Yani böyle bir... bir arabesk tarafımız var her biraz zaman. Depresif bir toplumuz evet, çünkü öyleyiz. Karamsar bir toplumuz. Mecburen öyleyiz. Geleneklerimizde de bu var aslına evet. bakarsan. Çünkü insanlar çok güldüğünde de çok güldüm başıma bir şey mi gelecek? Evet, evet. Hemen arkasında algısı bir mit var değil mi? Evet. Onun dışında erkeklere zaten ne gülüyorsun karı gibi derler. Böyle bir şey de var. Erkeklerin da var. Daha evet. ciddi olması gerekir gibi bir beklenti var. Bu da bu kültürel yapıda, yaşam biçimi de insanları daha depresif, daha karamsar yapıyor. Çünkü bir insana projelerini anlatırken, hayallerini anlatırken insanların ilk tepkisi bunun nasıl olmayacağı ile ilgili herkes 10 tane madde sıralar. Daha sonra olabilir miye kafayı yorarız. Hep önce engel taraflarını düşünürüz, onu öne çıkarız. Olumsuz böyle bir evet, taraflarım. Böyle Oysa bir tarafımız var. Tam tersini düşünmek lazım. Değil mi? evet, öyle. Öyle olmalı yani. Peki. Bir eserle daha devam edelim mi? Edelim. Bir türküyle daha devam edelim. Kime yanam derdimi, yanam derdimi? Kime derdim yansam benden dertlidir. Bir tabip buldum ki derman eylesin, derman eylesin. Buldum ki tabibi benden dertlidir. Dedim tabiplerin derdi olur mu, derdi olur mu? Dertsiz tabip derde derman olur mu, derman olur mu? Yarasızlar yar halından bilir mi, heyecan bilir mi? Yar yaradan yara, yardan dertlidir. Yarasızlar yar halından bilir mi, heyecan bilir mi? Yar yaradan yara, yardan dertlidir.
dereler çağlar, dereler çağlar. Bülbüller ötüyor, gülşenler ağlar. Kimisi gülüyor, kimisi ağlar, kimisi ağlar. Gülenler de ağlayandan dertlidir. Mücrimiyem benim, nolacak halim, nolacak halim. Gün be gün artıyor efkarım, verdim efkarım, verdim. Sını yarime verdim, yarime verdim. Ben o yardan, o yar benden dertlidir. Öldüm yarısını, yarime verdim, yarime verdim. Ben o yardan, o yar benden dertlidir. Dertten de herkes eşitlenmiş oluyor değil mi? Derdi de bölüp vermek, evet, paylaşmak, evet. Bu toplumun... Tam da dertten bahsettik. Değil mi? Evet, evet, geleneklerinde var. Peki, evet. 12 yıl oldu yaklaşık, böyle hareketli bir şekilde hayatın yolculuklar, evet, evet, türküler içinde geçiyor değil mi? O zaman 4 yaşında, 5 yaşında olanlar şimdi 17-18 yaşında oldu. Onur kaç yaşındaydın o zaman Nilüfer'in? 2005'te. İşte 93 desek 2003, 12 yaşındaydım yani. 12 yaşındaydım. 12 yaşında ben döndün. Evet. Ne yapıyordun o zaman, izliyor muydun? O zamanlar ne yapıyordun? İzlemiş miydin Nilüfer'in birinci tabii, olduğu evet, programı? Tabii tabii, sürekli izliyorduk hatta. Bir de biz hemşeriyiz o yüzden. Hı-hı. Biz bütün mecbur, aile toplanıyorduk. Mecburiyiz. Evet. Destekliyor böyle, muydunuz o zaman? O zamanlar 33-10'lar vardı. Hı-hı. Böyle teknoloji, telefonlar yoktu. Hı-hı. Birbirimizle yılan oyunu için kavga ettiğimiz zamanlar yani. Evet. O zamanlar tabii izliyordum yani. Hı-hı. 12 yaşında falandım. Hı-hı. Çok seviyorduk, çok severek dinliyorduk. Evet. Annem babam diye. İstiyor işte, muydunuz birinci sürekli olmasını? Tabii çok istiyorduk biz. Hı-hı. Yani çok şey yaptık, çok istedik, çok gönlümüz çok istedi. Oy gönderdik. Söyle, evet. Söyle evet, şimdi olur söyle. Buna benzer çok programlar var, çok yarışmalara katılan. Evet. Çok programlarda birinci olanlar var. Birinci de olsa o programlarda birinci olanlar ayakta kalan çok fazla olmuyor. Bir süre sonra unutuluyor, evet, gidiyor. Burada bu yarışmada bir sen kaldın. Neye borçlusun bunu? Gerçekten isim oldun ve kalmaya devam ettin. Teşekkür ederim. Bunu neye borçlusun? Çok güzel. Öyle mi bilmiyorum yani. Önce bu hakikaten mahcup oldum. Neye borçluyum? Galiba eğitime borçluyum. Yani okullu olmak, işte hı-hı, işini çok aşkla yapmak, severek, hı-hı, yapmak, bilerek, hı-hı, yapmak. Hı-hı. Sağlam temeller. Hocalarım, çok kıymetli hocalarım. Arif Hocam, Erdal Hocam, hı-hı, Musa Hoca. Yani, hı-hı, onları takip ediyor olmak. Hı-hı. Onlara büyük, hı-hı, bir bağlılık. İçten içe Sabahat abla, Gülcan abla. Hepsi. Seçtiğin repertuar da çok, evet, güzel, evet, bir repertuar. Teşekkür Çünkü ederim. Toplumda... Böyle genelde seni koydukları yer, bu yoğunluktan da görüyorsun. İşte Sabahat Akkiraz'dan sonra akla Nilüfer Sarıtaş geliyor. Böyle bir kabul var. Toplumda böyle yani, bir kabul var. Bu da kendiliğinden olan bir şey değil. Çünkü seçtiğin repertuar, okuduğun türküler, sıradan insan eğlendiren bir sanatçı olmadın. Kendine bir yol seçtin. Çok anlamlı türküler, evet, deyişler seçtin. Ve dedin ki ben bu toplumun bu kimliğini devam ettireceğim. Evet, bu bir misyon yani, hepimizin, evet, bu yola bir borcu var. Hı-hı, hepimiz, hı-hı, o borcu bir şekilde, hı-hı, ödemeliyiz diye düşünüyorum. Evet. Çok kutsal bir yol bu. Hı-hı, hı-hı. Alevilik öyle küçümsenecek, evet, evet, hafif alınabilecek bir yol değil. Hiç, hı-hı, değil hem de. Ben de tevhidi okuduktan sonra açıkçası derinliklerine, hı-hı, inmeye başladım. Çünkü eksiklerimi gördüm aynı, hı-hı, zamanda. Hı-hı. Tevhid ne demek bilmiyordum mesela, hı-hı, bunu okuduğumda. Peki onu okuduğunda sözlerin... bu kadar yankı getireceğini, bu kadar, evet, insanların etkileneceğini hissetmiş miydin? Yani o yarışmadan önce başka bir yarışmada daha okumuştum ben. Orada, hı-hı, çok ciddi tepkiler almıştı. Hı-hı.
Bir de mesela bir arkadaşım var, işte liseden bir arkadaşım. Türkülerle çok alakası olmayan bir insandı. Mesela evde onu okumuştum ve tepkisini dile getirmişti. Çok müthiş bir eser bu falan demişti. Tüylerim diken diken oldu falan demişti. Hı-hı. Onlar hep gözümün önüne geliyor yani. Tevhidin öyle bir gücü vardı, öyle bir eser. Hı-hı. Aslında bütün tevhidler öyle. Şimdi evet hepsi öyle. Yani aslında inanç olunca işin içinde ister istemez gerçeklik ortaya çıkıyor. Evet. Ve o bir şekilde karşıya yansıyor. Ve sana da bir yol çiziyor. Evet. Bunun ağırlığını, bunun sınırlarını hissediyorsun. Evet, evet. Ve o yolda hareket ediyorsun. Çünkü o hareket ettiğin yolda doğru bir yol, doğru mecbur bir çizgi. Mecbur bırakıyor. Yani biraz işte o yüzden dedim ya rehberimiz değişler türküler diye. Evet. Böyle yaşamak zorundayız. Başka çaremiz yok. Eğer bu yola girdiysek böyle yaşamak çünkü zorundayız. Çünkü bu misyonu devam ettiren erkek sanatçılar çok fazla ama bayan sanatçılar çok fazla yok. Pek azı bu çizgide, bu yolda böyle devam ediyor. Bu arkasını da doldurmayı gerektiriyor çünkü. Değil mi? Öyle hakikaten. Peki ben de Muğlis Akarsu'yla başladın. Evet. Benim de aklıma geldi hemşerim. Sen söylemeyecek misin acaba? Muğlis Akarsu'dan da bir türkü ben söyleyeyim istiyorum. Yokluk beni mecbur etti. Gurbeti ben mi yarattım? Gurbeti yarattık evet. Gurbete çıktık ama gurbette de yokluk bitmedi. Yoksulluk bitmedi. Bu amaçla çıkılan gurbette insanlar o yokluğa, o yoksuzluğa, o... geri kalmışlığa, o ulaşamamışlığa hala devam ediyor maalesef. Beni mecbur etti, gurbeti ben yarattım. Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben yarattım. Gurbeti ben yarattım. Her şeyimi aldı gitti, gurbeti ben yarattım. Gurbeti ben yarattım. Akşam olur gölge basar, umuduma yeller eser. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben yarattım. Gurbeti ben yarattım. Yokluk imkanımı keser, gurbeti ben yarattım. Gurbeti ben yarattım. Mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Ne mektup ne haber aldım, yurdumdan yuvamdan oldum. Her şeyime hasret kaldım, gurbeti ben yarattım. Gurbeti ben yarattım. Oh,
kar susulayı anma, bu gurbetli keşti sanma. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben yarattım, gurbeti ben yarattım dur. Çaresizdim geldim ama, gurbeti ben yarattım, gurbeti ben yarattım. Evet, böylece Molis Akarsu'dan bir türkü de. Bin kere dinlesek. Evet, değil mi? Molis Akarsu'dan çok türkü okuyorsun değil evet, mi? Evet, çok. En çok hangi ozanlardan seçiyorsun türkülerini? Molis Akarsu. Molis Akarsu değil mi? Mahsuni Baba. Evet. Ondan sonra en çok Davut Sulari, ondan sonra yani aslında hepimizin. Evet, hemşerilerin yani desteğini çok hissettim. Aa, evet. Seni çok destekliyorlar. Bu arada hemşerilerim derken Ali Kurt'u çok seviyorum. Ozanlarımızdan bizim Zileli. Onu çok seviyorum. Sadık Doğanay'ın eserlerini çok seviyorum mesela. Okuyabiliriz. Evet. Bu toplumun desteğini arkanda hissetmen, bu ilgiyi hissetmen sana yol gösterici oluyor, güç veriyor değil mi? Evet. Böylece çok. Geleceğe bakarken ne yapacağınla ilgili de evet. Bunlar belirleyici mi? Evet. Tabii yani hani ödüllendirilmek gibi bir şey. Yani bunu görmek her fırsatta hala o günden bahsediyor olmaları, daha dün yaşanmış gibi bana 13 yıl sonra tekrar 2005'i anlatmaları. Evet. O şevkle bana sarılmaları mutlu ediyor beni, gerçekten mutlu ediyor. Ben bu de o şevkle devam ediyorum. Seni koydukları yer güzel, bu kabul önemli bir güç senin için. Ben de onları çok yüce tutuyorum ama ben gerçekten. Peki, küçük bir aramız var. Tabii ki. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, küçük bir reklam arasından sonra hemen Nilüfer Sarıtaş'la türkülerle dönüyoruz. Ben bu yaylaları da yaylayamadım, yaylayamadım. Ah sular soğuktur da boylayamadım, ülger doğmasın. Sabah olmaz. Güzelin gönlünü değlemedin, kaderimde yardan ayrıldım,
ülke doğmaya, sabah olmaya. Kuruya kaderimde yardan ayrıldım, ülke doğmasın, sabah olmasın. Güzelin böylesi de düşman başına, düşman başına. Ah zehir katın ekmeğime aşırma, ülger doğmaya, sabah olma. Ne olur dertli yazında mezardaşıma, mezardaşıma. Kör ola kaderimde yardan ayrıldı, ülger doğmasın, sabah olma. Kaderimde yardan ayrıldım, ülger doğmaya, sabah olmaya. Hayli demdir gördüğüm yok o yâri, ilk konuşmam son çektiğim tel oldu. Çok naz eden aşk uzandırırmış, sevilmesin sevdiceğim el oldu. Neydem, 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 ah neydem, 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 dost neydem, neydem, neydem. Naz eden aşk uzandırırmış, sevilmesin sevdiceğim el oldu. Neydem, 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 ah neydem, 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 dost neydem, neydem, neydem. Thank you.
çağı, boş kalır mı sevenlerin ocağı? Başladı zamana yolculuk çağı, ömür bitti baştan sona gel oldu. Neydem, 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 ah neydem, 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 dost neydem, neydem, neydem. Başladı zamana yolculuk çağı, ömür bitti baştan sona gel oldu. Neydem, 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 ah neydem, 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 dost neydem, neydem, neydem. Ne edeceğiz şimdi? Nilüfer bizi öyle bir çıkmazın içine soktun ki şimdi. Ben dedim ama dertli hep. Neydek, neyliyek değil mi? Ne kadar çaresiz neyle duruma geldiğimizi evet, ne güzel gösteren anlatıyor. Çünkü yaşamımızda çaresiz kaldığımız durumlar, noktalar o kadar çok fazla olur ki bazen çok gerçekten çıkamayız. Olduğu gibi bırakmayı tercih ederiz. Evet. Neydem öyle yok devam eder. Yok saymak mı lazım? Yani yok saymak da değil. Çünkü evet, yok saymak da gerçekçi bir şey değil. Evet. Ama o çözümsüzlüğü de yaşıyoruz. Onu da kabul ediyoruz. Yapacak evet, bir evet şey yok. Ama belki bazen zamana bırakmak, bazen belki bir süre sonra onu evet çözmeye yeltenecek veriler elde edeceğiz ve harekete geçeceğiz. Ama o sırada bir çaresiziz. Neydem, neydem deyip dururuz değil mi? Evet, bir işler yüreğimize. Evet, evet. Çünkü hakikaten geriye öyle dönüp baktığımızda öyle bıraktığımız çok şey vardır maalesef. Peki, yeni bir çalışma içindesin. Yeni bir evet albüm çalışması var mı? Herkes bekliyor. Ne evet söyleyecek evet Nilüfer Sarıtaş? Ay, çok heyecanlıyım gerçekten ben. Şöyle bir yol izliyorum. Benim çok sevdiğim genç arkadaşlar var. Yani Onur gibi bağlamasında stüdyoda çok iyi işler çıkaran bu Neydem'i yaptığımız arkadaşımız var mesela, Burak Aykaç. Burak'la iki eser yaptık. Neydem'i yaptık. Bir de Yar Olmazmış yaptık. Kulduran'ın türkülerini söyledik. Yeni albümde yer alacak. Evet, yani biz bunları aslında çıkardık. Yani albüm mü desek şu an YouTube'da var evet, kanalımızda. Artık bundan evet sonra yani böyle gidiyor, atıyoruz dijital ama mecralarda. Sound'umuz çok güzel oldu. Biz de hemen arkasından diğer türküleri de bu sound'un içerisinde tutmaya çalıştık. Farklı şeyler denemeyi çok seviyorum ben. Hani evet ne katabilirim, neler evet yapabilirimin derdindeyim açıkçası. Orada cello, duduk ve kopuzu birleştirdik ve bu sound'la daha hangi türküleri söyleyebiliriz diye Burak'la çalışmaya devam ediyorum. Aynı zamanda Cem Doğan benim çok sevdiğim, gerçekten evet, sazını sözünü çok sevdiğim arkadaşım, kardeşim. Çok beğenerek dinliyorum. Onunla da birlikte bir şeyler yapıyoruz. Tekrar onunla da başka bir stüdyoda başka çalışmalar içerisindeyiz. Şimdi bunlar çıkacak ve ben çok mutlu olacağım. Yani evet, evet. Dinleyenlerimizin beğenisine sunacağız. Umarım beğenirler. Hem İnşallah yeni ürünler hem değişik soundlarla çıkması da evet, güzel evet bir şey. Bu bir arayış içinde olduğunu da gösterir. Çok güzel. Çünkü evet yeni bir şeyler yapma kaygısındasın. Evet. Sürekli olanı tekrarlamaktansa yeni bir çalışma, yeni bir sound. Yani deniyoruz diyelim. Umarım beğenilir. Evet. Neydem, ama denemekte sanki fayda var. Evet, neydem yani neydem sanki böyle toplumun da ruh halini anlatıyor. Öyle bir duruma evet geldi ki yani neydem neydek, neydsek, neylesek diye bir evet durumdayız değil mi? Yani evet öyle kendimizi gerçekten çıkmazdan, toplumun da kişilerin umudu bazen çok olur, bazen azalır. Evet. Toplumda da öyle bir şey. Bu toplum da insanın ruh dünyasına benziyor. Umutların bazen hakikaten azaldığı, neydsek, neylesek dediği öyle bir durumu da çok anlatıyor. Belki bunu hissederek seçtin ama böyle evet de bir tarafı var değil mi karşılığı? Çok. Gerçekten şu an insanlar benimle birlikte söylüyorlar Neydem'i. Yani sahnede seslendirdiğimde bakıyorum gerçekten hani biraz önce konuştuk ya o ifadeleri evet direkt görebiliyorum yani. Eşlik yüzlerine ediyorlar değil mi evet ona? Evet evet çok. Çünkü iş dünyalarına yer buluyor. İş evet, dünyalarında bir tarafta öyle böyle bir şey var. Evet var. Peki neyden bakalım? Hadi.
ben pirimi gördüm, pirin eşiği güldürgüm, pirin eşiği güldürgüm. Eğildim yüzümü sürdüm, pirin eteği güldürgüm, pirin eteği güldürgüm. Yaparlar gülü gül ile tartarlar, gülü gül ile tartarlar. Gül alırlar gül satarlar, çarşı pazarı güldürgün, çarşı pazarı güldürgün. Değirmeni döner, onun ile gül öğünür, onun ile gül öğünür. Akar arkı döner çarkı, ben de pınarı güldürgüm, ben de pınarı güldürgüm. Gel ha gel ha can hatayı, dostun nefesi güldürgün, dostun nefesi güldürgün. Şu öten garip bülbülün derdi figanı güldürgün, derdi figanı güldürgün, derdi figanı güldürgün. Evet. Biraz daha umut olduğunu Şah Atay bize ifade ediyor. Her zaman bir umut var. Yeter ki pirin, rehberin eteğinden tutalım. Evet. Öğrenmeye, dönüştürmeye, yaşamı devam edelim. Üretmeye devam edelim. Evet. Peki o halde hemen devam edelim. Bir eserle edelim. Nasıl bir eser söylemek içinden geçiyor? Dağlardan aşam, yare kavuşam. Bir sevda türküsü söyleyeyim artık ben. Evet. Hadi bakalım dağlardan. Uslanmadı benim deli divane gönlüm. Nerelere gidem gönül senin elinden. Kadir bilmezlere kul ettin beni de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinden. Kadir bilmezlere kul etsin beni de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinde. Çiçeklerden bal şerbeti süzersin. Reva mıdır beni böyle üzersin de. Şaştım nereye gidem gönül senin elinde.
Revamıdır beni böyle üzersin. Şaştım nere gidem gönül senin elinde. Kendi bildiğine ey dost çalıp söyledi. Sanki aşkın deryasını boyladı. Ozan rehberi düşkün eyledi. Şaştın nere gidem gönül senin elin. Ozan rehberi düşkün eyledin de şaştım nere gidem gönül senin eline. Yine şaştık nereye gidelim. Peki şaşıra şaşıra yolumuzu vallahi bulacağız umarım. Tabii güzel ezgiler, güzel türküler... Evet. Bazen türkü olsun diye seçtiğimiz, repertuarımız evet. genişlesin diye seçtiğimiz hiçbir şey Nilüfer aslında tesadüf değildir. Öyle mi? Bizimle de bir tarafı vardır. Hem o sözlerin bizimle ilgili bir tarafı vardır hem de o melodinin bizimle ilgili bir tarafı vardır. Şöyle baktığımızda hüzünlü türküler çok fazla. Çünkü toplumda kabul de görüyor. Evet, çünkü evet. hüzünlü bir toplumuz gerçekten. Yaşamına da baktığında sanki hüzün ön planda gibi. Böyle diyebilir miyiz? Benim için evet. mi? Evet, biraz var. Öyle diyebilirim. Bu bir ifade biçimi oluyor, akıyor. Evet, böylece evet. seçtiğin türkülere yani, de yansımış yansıyor, oluyor. Evet. Değil mi? Evet. Yani hepimiz gibi biz yaralı bir toplumuz zaten. Yani evet. tarihten bu yana evet. çokça katliamlardan süzülüp geldik. Evet. Yani her açıdan evet. hani bir de hakikaten yaşam tarzımız da o ya. Yılmaz Güney'in çok güzel bir şiiri vardır. Dünyanın öbür ucundaki insanın acısını acımız yaptık. Hissedebilmek. Evet, hissedebilmek. Evet. Ona tanıklık edebilmek. Şey. Empati kurmak bu bizim galiba dünyaya geliş sebebimiz. Evet. Toplum olarak. Evet. Böyle bir toplumuz biz. O çünkü başkasının sirayet ediyor mutlaka Türkiye'de. Başkasının yarasını, acısını sarabilmek önemli fakat o sardığımız yarada kendi yaramızı sarmak da var aslında. Evet, evet. Eşlik ediyor birlikte. Evet. Böylece karşılıklı bir onarma durumu söz konusu. Evet. Müzik yaşamı içinde böyle gibi. Paylaşıyoruz, acılarımızı da paylaşıyoruz. Değil mi? Evet. Böylece büyümeye çalışıyoruz. Paylaştıkça üstesinden gelmeye çalışıyoruz. Evet. Aslında hem dünyayı hem kendimizi anlamaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü dünyanın koşulları belki de böyle bir yer aslında. Belki de bu ortam böyle gerektiriyor. Evet. Peki şaştım nereye gidem dedin ama... akademik alanla ilgili de hedeflerim vardı. Bildiğim kadarıyla doktora yapmak aslında istiyorsun. Aslında çok hedefim yani akademisyen olmak gibi bir hedefim hiç olmadı benim. Yani evde çok sıkıldığımı hissettim bir süre sonra. Hani bir rutine bağlamıştık konserleri. Artık işte belli konserler var. Belli gecelere gidiyoruz. Böyle devam ediyor. Bir süre sonra hayatımın çok tek düz olduğunu fark ettim. Ve dedim ki benim kitap okumam lazım. Ama bu bir eğitim programının içinde olmalı. Yani onu okuyayım, bunu okuyayım, roman okuyayım. Yani evet. böyle çok dağınık olmasını istemedim. O yüzden zaten yüksek lisansım vardı. Dolayısıyla sanatta yeterliliğe başvurdum ama maalesef dile takılı kaldım. Sonra da akademisyen olmayı düşünmediğim için barajı da aşmadım açıkçası. Yani çok ihtiyaç duymadım. Eğer akademisyen olmak gibi bir hevesim olsaydı onu yapabilecektim yani. Öyle diyebiliriz. Peki. Ama ben almak istediklerimi aldığımı düşünüyorum. Çünkü o bir yıllık dönemde oldukça güzel hocalarla, tavsiyelerle kitaplarımı okudum. Yani devam ediyor hala benim gönlümde. Evet. Bu da güzel bir taraf. Evet. İşin o tarafı. Peki sevgili Cem TV izleyenleri, programımızın yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz, yaklaşıyoruz. Son bir türkü alalım Nilüfer Sarıtaş'tan.
Bakalım bize yine şaştım, çaresizim, dertli mi diyecek, yoksa hadi biraz hareketlenelim mi diyecek bilmiyorum. O türkünün ardından da yavaş yavaş programımızı sonlandıracağız. Evet. Geç kalıyoruz vallahi bazı şeylere diyor galiba. Çok... Evet, halay derken ama biraz... Ama ağır halay. Evet, ağırın da ötesinde aklını yitirmiş birine denk getirdin bizi. Ama sen bugün beni hep depresif yaptın. Evet. Ben hiç öyle bir şimdi çaresizlik içinde, dert içinde ben başladık. En son aklı yitirerek bitirdik programı. çok güzeldi. Çok teşekkür ediyorum. Ederim. Yüreğini kattın, ben ezgilerini kattın. Onur, çok teşekkür ederim bağlamanla eşlik ettin. Bu yolda, bu güzel yolda Nilüfer Sarıtaş'ı daha güzel türkülerle hep takip edeceğiz. İnşallah hep beraber. Göreceğiz. Peki. İnşallah. Evet sevgili Cem TV izleyenleri, bir programımız da böyle hüzün içinde, biraz çaresizlik içinde ama sonunda umut içinde sona erdi. Gelecek hafta başka dostlarla tekrar karşınızda olacağız. İyi akşamlar diliyorum.